Fibromiyalji ağrıları insanı zaten yaşam kalitesini, Bozuyor. ikili ilişkilerini çok olumsuz olarak etkiliyor. Peki Evet. bu ağrılardan günümüzde ne ölçüde kurtulmak mümkün? Özellikle algoloji yani ağrı uzmanı olarak Evet. bir özetler misiniz? Siz ne tür tedaviler uyguluyorsunuz? Bizim ağrı biliminin temelinde ağrının ortaya çıkma nedenini araştırıyoruz biz. Bu fibromiyalji niye ortaya çıktı? Bu hastamızda bu fibromiyaljiyi tetikleten etkenler nedir? Tüm vücudu biz görüntüsel ya da biyokimyasal olarak araştırıp mesela bir kansızlık da fibromiyaljiye sebep olabiliyor. Bir şeker hastalığı da sebep olabiliyor. Veyahut da bir tiroid fonksiyonu ya da tiroidin iyi çalışmaması da sebep olabiliyor. Bütün bunları araştırıp nedenini bulup aslında nedenini tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama vaktimiz çok yok, o yüzden çok kısa kesmek istiyorum ya da anlatmak istiyorum. Şöyle, biz aslında kalıcı olarak o kasları gevşetmeye yönelik tedaviler yapıyoruz. Dışarıdan o kasların noktalarına, belli yerlere, sırtımızda ya da omuzumuza, elimizde çok uzun süreli o kasları gevşetecek radyo frekans gibi cihazlarımız var. Bu cihazların özel iğnelerinden ısıyla o hastalara işte 3 dakikalık, 4 dakikalık noktalarına uygulamayla o kasları gevşetiyoruz. Arkasından da şunu kendilerine tembih ediyoruz. Lütfen bir fizik tedavi doktoruna gidip tekrar bir o kasları güçlendirecek ya da simetrisi bozulmuş karşılıklı kasları tekrar derleyecek, toparlayacak bir tedavi. Ya da eklem bozuklukları varsa ortopedi doktoruna gönderiyoruz ya da omurgada bir ameliyat olacak bir durumu varsa da beyin cerrahı arkadaşlarımızdan görüş alıyoruz. Veyahut da bir bakıyoruz ki fibromiyalji ile beraber bir takım eklemlerde de sıkıntılar var. O eklemlerin de bozulmalarını tedavi edecek yöntemleri uyguluyoruz. Peki, ozon tedavisi de çok güncel. Ozon tedavisinin bir etkisi var mı Şimdi fibromiyaljide? şöyle Esra Hanımcığım, ozon tedavisi fibromiyaljinin tedavi algoritmasında, kurallarında yeri var. Ancak destekleyici tedavi olarak. Çünkü ozonun tedavi prensibinde kanımızdaki oksijenin biraz daha yüklü ve biraz daha konsantre oksijen olarak biz tekrar vücuda geri veriyoruz ki bizim fibromiyalji nedeniyle kasılan kaslarımızın içerisine laktik asit denilen böyle oksijeni sevmeyen bir takım maddeler birikiyor. Ozon verdiğimiz zaman o ozon gazı bunları eritiyor ve kasları gevşetiyor. Belli seanslarda hastanın kendi kanını alarak işte 8 kez ya da 10 kez haftada 2 kezden biz yapmış olduğumuz tedavileri ilave olarak ozon tedavisiyle de bu kalıcılığımızın süresini uzatabiliyoruz.